Boşanalı daha ne kadar oldu ya Ebru Gündeş? Bir yılı oldu. Yeniden evlilik teklifi Bir yıl olma, almış. Mayıs'ta boşandı. Mayıs'ta Bırakma boşandı. iş insanı Oldu mu bir Rassam yıl? Kaşnav'la beraberliği ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Böyle omzuna yatarken fotoğrafını Evet. paylaşmışlardı. Bütün sosyal medya çalkalanmıştı. Bu aşk ne zaman başladı, ne zaman bu noktaya geldi diye. Rekor bir bol sıfırlı bir rakamda yüzükle evlilik teklifi almış. Bir haberimizin detaylarını izleyelim. Bakalım. Ardından İzleyelim. konuşacağız. Olay, olay, olay. Ebru Gündeş ve aşk yaşadığı Iraklı iş insanı Rassen Koşnav evleniyor. Çıkan haberler şok etti. Ebru Gündeş evlilik teklifine evet dedi. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberleri ihanet sebebiyle boşandığı kızının babası Reza Zarrab'ın çıkardığı söylenirken şimdi ortalık karıştı. Kral dairesi kiraladı. Rassan evlilik teklifi için kaç milyon doları gözden çıkardı. Bundan sonra yaşayacakları saray yavrusu yalının fiyatı deprem etkisi yaratacak. Bir dönem aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş 2010 yılında Reza Zarrab'la evlendi. 2011 yılında kız Alara'yı kucağına alan ünlü sanatçı o gün bugündür özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeye çalışarak bambaşka bir profil çizdi. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar. Eşi Reza Zarrab'ın Amerika'da tutuklanması, cezaevine girmesi ve itirafçı olarak orada kalmasıyla Ebru Gündeş'in evliliği sarsıldı. Geçtiğimiz yıl patlayan ihanet bombasıyla 11 yıllık yuva dağıldı. Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın kendisini O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı hadiseyle aldattığı iddialarından sonra tek celsede boşandı. Zarrab'dan boşanan Gündeş'in ismi kısa bir süre önce Iraklı iş insanı Rassen Koşnav'la anıldı. Koşnav'ın Gündeş'in hayranı olduğu, onu her sahnesinde dinlemeye gittiği kulaktan kulağa yayıldı. Haberlerin ardından taraflar aşk iddiasını yalanlasa da kısa bir süre sonra ortaya çıkan bir fotoğraf sürpriz aşkın belgesi oldu. Fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra ikili adeta sırra kadem bastı. Bir daha ortalarda görülmeyen ikili son günlerde bomba bir iddia ile yeniden manşetlerdeki yerini aldı. Ebru Gündeş ve Rassen Koşnav nikah masasına mı oturdu? Magazin basınına düşen haberlere göre Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle Dubai'de evlendiği iddia edildi. Hatta iddialar arasında Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği, sadece konser oldukça Türkiye'ye geleceği de yer aldı. Ebru iddiaları yalanladı. Ünlü sanatçının yakın çevresinden edindiğimiz bilgilere göre ikilinin evlendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Haberleri Reza mı çıkarıyor? Zarrab'ın bu haberleri yaptırmasının ardındaysa 11 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini annesinden almak istemesi yatıyormuş. Tüm bunlar konuşulurken gündemi sarsacak bir gelişme Dubai'den geldi. Rassen Koşnav haber manşetlerine göre sevgilisi Ebru Gündeş'e Dubai'nin lüks bir otelinde evlilik teklif etmek için geceliği 25 bin dolara kral dairesi ayarladı. Bununla kalmayan Koşnav jestlerine devam etti. İtalya'dan sırf bu gece için ünlü bir kadın piyanisti getirtti. Akşam yemekleri odanın terasına helikopterle geldi. Ve Rassan yaklaşık 33 milyon 200 bin lira olan evlilik yüzüğünü Ebru Gündeş'e uzatarak benimle evlenir misin dedi. Gündeş gözyaşları içinde kabul etti. Şimdi gelelim haberin devamına. İkili hayatlarına Dubai'de devam edecek. Ayrıca Rassan Ebru Gündeş'in sadece tek bir mekanda sahneye çıkmasına izin veriyor. Diğer ekstra işlere gitmesini istemiyor. Göndermediği tüm sahnelerin ücreti Rassan'dan. Öte yandan Koşnav evlilik teklifini kabul eden Gündeş'le yaşayacakları saray yavrusu ev için yaklaşık 276 milyon 500 bin lirayı gözden çıkardı. Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rassan eşi Ebru Gündeş'e özel bir uçak almaya hazırlanıyor. Bu uçağın fiyatı da yaklaşık 350 milyon 250 bin lira. Şimdi bu kadar net bilgilere nasıl ulaşılabiliyor? Ben de onu soracağım aslında sizlere. Yani Ebru Gündeş hiçbir açıklama yapmadı. Evet. Ama sürekli basına, Rassan'la haberler, rakamlar, alınan hediyelerin fiyatları falan paylaşılabiliyor. Bunları kim Araştırmacı Bunları gazeteciliği mı? Duymadın mı? Araştırmacı Bunları gazeteciliği Rassan mı paylaşıyor yoksa Reza Zarrab'ın velayet için bu haberleri çıkarttığına dair iddialar da yok, var. Yok. Şimdi yok. Velayet almak ben için. Onunla yok, ilgili yok, şöyle yok, bir şey yok, yok. söylemek Taşıma isteyeceğim. Taşıma suyla değirmen döner mi ya? Reza şimdi, onu çok bekler. Hatta çoktan çok bekler. Evlenmiş oldukları Sen Türkiye'nin dair... aleyhinde konuş al buradan çocuğunu şimdi, da götür Amerika'ya. Reza ile ilgili de son aldığım bir duyumlar var onu da paylaşacağım sizinle. Şimdi Ebru Gündeş ve sevgilisinin arasındaki bu tamamen maddiyat üzerine kurulu olmuş diyalogtan ben açıkçası çok rahatsızım.
Çünkü Ebru zaten maddiyatı yerinde olan, çalışan, işi gücü olan, kariyer olan bir kadın. Yani Ebru Gündeş tırnak içinde işte milyon dolarlık yüzük, uçak alındı, 15 milyon dolarlık ev alındı. Yani hep Ebru'nun hep bir maddiyatla adının geçmesi açıkçası Ebru adına ben çok rahatsız oluyorum. Ebru'nun ne kabahati Ebru da, var? Ebru da oluyordur diye düşünüyorum. Ha, Ebru'nun onu, kabahati onu, yok. Hayır. Şimdi Ebru da bununla ilgili rahatsız olduğunu da düşünüyorum. Ama şimdi tabii ki ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Birileri de bu söylentileri bir şekilde bizim kulağımıza üflüyor veya sızdırıyor. Haliyle de tabii ki biz de bunları konuşuyor oluyoruz. Hı-hı. Yani ben evet Ebru Gündeş'in böyle bir evlilik teklifi aldığını doğru aldı. Lakin Ebru Gündeş evlilik kararını öyle kolay kolay alabilecek bir kadın değil. Neden değil? Çünkü Ebru Gündeş'in bir kızı var. Kızına çok düşkün. Kızını kendi gözünden bile sakınıyor. Hı-hı. Her şeyden ve herkesten koruyor. O yüzden ben böyle bir evlilik teklifi almıştır olabilir. Ama Ebru'nun bu karara kolay kolay evet diyeceğini düşünmüyorum. Ondan sonrası Reza'ya da gelince... Reza'nın da bu konuyla alakalı müdahil olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Reza hani söyleniyor ya öyle güçlü böyle güçlü. Arkadaşlar Reza öyle böyle güçlü güçlü bir adam değil. Artık Reza kendi gücünü kaybetmiş. Kendince işte orada Amerika'da kaçak göçek bir hayat yaşayan, izole bir hayat yaşayan. Aslında birçok konuda da köşeye sıkıştırılmış bir adam Reza. Yani o yüzden Reza kalkıp kendi derdine yansın, kendi derdini halletmeye çalışsın. O yüzden de şunu söyleyeceğim, benim sadece rahatsız olduğum tek şey Ebru Gündeş'in hep böyle maddiyatla ilgili, malla, mülkle, öyle milyon dolar. Yani şöyle bir imaj çiziliyor Ebru Gündeş'e. Güçlü adamlarla beraber, güçlü adam yabancı olmasa uyruklu. Yabancı uyruklu, güçlü olacak. Ona servet harcayan. Ona servet harcayan, yani bu evet. İmaj... İkidir böyle. Evet, ikidir böyle ve ben bundan rahatsızsam ya eminim Ebru'ya ki hayat, Ebru da rahatsız oluyordur. Ebru'ya hayat öyle geliyorsa ne yapsın, kaçsın mı? Ben bir şey demiyorum. Öyle ama geliyor, böyle bir İranlı geldi, bir Iraklı geldi, ne yapsın tamam, yani? Tamam ama şimdi benim rahatsız, anlatabiliyor muyum ben ne demek istediğimi? Ya yani şimdi yani, Ebru Gündeş güçsüz bir kadın değil ki. Ama bakın devamlı bir maddiyatla bak, o zaman sözü ben tabii. Alayım şimdi. Şimdi bu devamlı maddiyatla adı geçiyor diyorsunuz ya. Haberciliğin birinci kuralı doğru haber yapmaktır ve haberi satabilmektir, beğendirebilmektir. Okuyucunu merak duygusu uyandırmaktır okuyucuda. Okuyucu merak eder. Acaba bu adam gerçekten zengin mi değil mi? Ve okuyucu malın mülkün değerini öğrenmek, bilmek ister. Sen de gazeteci olarak görevin özel bir jet alacak demek derken onun fiyatını da vermektir. Açıklayıcı yazacaksın haberini. Tamam, fiyatı şimdi... şu kadar. Kral dairesinde kaldı. Kral dairesinde kaldı demek mi daha tatmin eder okuyucuyu? Kral dairesinin gecelik ücretinin 500 bin lira olduğunu yaklaşık 25 bin dolar 500 bin lira. Tamam işte bu olduğunu fiyatların bilgisini kim veriyor basına diyorum ben ya, de. Ya gazeteciler araştırır. Gazeteciler kardeşim. Mi? Rasan Kaşnav'ın kendisi mi? Ya her türlü alır gazeteci. Bahçıvanından alır, özel şoföründen alır, jetinin pilotundan alır, hizmetçisinden alır, bence anasından alır. Bence kendisinden alıyorlar. Avukatından alır, herkesten alır, kendisinden de alır, herkesten ben alır. Ben bu rakamların da abartıldığını da düşünüyorum. Ya niye abartıyorsun sen? Odanın değeri 25 bin dolar değil midir? O dedikleri Yelken Oteli'nde Kral Dubai'de dairesi, Kral Dairesi 25 bin dolar değil midir? Olabilir. Niye? Evet 500 olabilir. Bin lira ediyor. Türk parasıyla 500 bin olabilir. Lira ediyor. Olabilir. O kadar olmayabilir de. 3 gece kalsalar 1,5 milyon lira. Bir daire parası. Ortalama bir ev parası. Yani en normal odaları 1000-1500 dolar olduğunu biliyorum. İşte bu, ya onu sorgulayacağına şunu sorgula. Ebru Gündeş 47 yaşında, bu kız, bu çocuk 28 yaşında. Arada 19 yaş fark var. Acaba çocuk ayran gönüllü olup da bir başkasına gidemez mi ki? Çocuğun zamanında çok çapkınlık yaptığı söyleniyor. Evet. Türkiye'den de çok insanlarla birlikte olduğu söyleniyor. Ebru yanlış mı yapıyor diye. Bence bunu sorgulamak daha mantıklı. 27 yaşında çocuk Ebru Gündeş'i taşıyabilecek mi bakalım?
Bir de o var yani. Demek ki taşıyor, bakar mısın? Ya o başka... Yani taşımak maddiyat olarak mı? Değil hayır, yani. Hayır. Değil gönül mi? Olarak. Gerçekten Ebru Gündeş'in her istediğini manevi olarak verebilecek ya mi? Demek ki mutlu. Yoksa mutlu dışarı olmasa, mı gidecek? Ebru da mutlu olmasa yani körü körüne lades diyecek bir bayan değil Ebru da yani. Ebru tabii Gündeş'in ki. Önceki ilişki tercihleri de belli ama yani. Ya işte beni İnsan rahatsız şöyle bir eden düşünmüyor değil yani. Bu yani. Değil mi? Yani, evet. Bu beraberlik sırasında da yine. Ya bu çocuğun kendisinin yanlış sürü anlaşılmasına da yani sebebiyet verir bu tür şeyler. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun yani etrafında bir sürü kadın kız vardır yani. Var da canım, ama Ebru'ya gönlünü kaptırmış yani bir şekilde. Yani gönül vermiş. Şimdi bir kadını da 100 kişi ister, bir kişi alır. Bir erkeği de 100 kişi beğenir ama bir kişi sahip olur. Yani bu gönül işi, bunu diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ya, yani varsın, mutlularsa da mutlu olsunlar. Ona işte, diyecek bir şeyimiz işte, yok ama tamam da. Şimdi ilerisine düşündüğün zaman evet. Yani mantığını ortaya koyup ilerisini düşündüğün zaman hani ne getirir ne getirir onu bilemiyorum tabii ki. Sonuçta Ebru'nun da bir çocuğu var. Ben Ebru'nun kolay kolay evleneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Evlilik teklifini kabul etmiş. Ya edebilir ama evleneceğini düşünmüyorum. Akşam yemeği yemek için o Yelken Oteli'nin çok geniş bir terasında masaları var. Orada otururlarken bir helikopter gidiyor. Randır 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 randır. Helikopter pervanesinin gürültüsü de çok kötüdür. Ondan sonra ileriye bir yere terasa iniyor. Onun İçinden üst katında İtalyan var. Evet. Helikopter sahaları var. İki tane ayrı evet, ayrı orada böyle kalmış belli oluyor. hadi canım sen çok de biz eskidir birbirimizi biliriz. Bilal Beyciğim. Çok eskiden. Bak kimle kaldın demiyorum. Eşimle. Senden haber çıkartmak hayır, istemiyorum. Hayır, ben bir şey söyleyeyim mi? Yelken eşimle, Oteli Türkiye'de meşhur eden kişi benim. Sensin. Yelken Oteli Türkiye'de meşhur eden 22 sene önce benim. Ne yaptın orada? Ya biz kaldın, eşimle gittik oraya. Sevgiliydik. Kaçamak yapmaya gittik. Ondan sonra döndük geldik. Bastılar, aman Allah'ım. Bastılar size o otelde. Hürriyet gazetesine tam bak, manşet girdik. Bak basmışlar otelde. Pınar Eniçe'yi. Ebru Gündeş'in kaldığı otelde. Ya yine döndü bana iş. Ama öyle dedin, anlattın. Doğru, 22 yıl önce biliyorum ben. Biliyorum orayı. 22 yıl önce. Evet. Şimdi o helikopterden İtalyan bir meşhur bayan piyanist çıkmış. Herhalde Abu Dhabi'den falan getirdi onu helikopter. Yoksa İtalya'dan helikopterle gelecek yok hali yok. Ya da işte Doha'dan belki 2 saat Doha. Dubai havaalanından da uçaktan helikopterle gelmiş olabilir bravo. Yani. Ve, onu da ve orada mini bir konser verirken evlilik teklifi etmiş. 30 milyon dedin değil mi? 30 milyon liralık pırlanta yüzük. Kaç kıratmış acaba? Hadisenin 3 milyon lira çıktı. Bu 30 milyon lira. Şimdi hadise 3 ise onun 30 olması 30, gerekiyor Ebru tabii Gündeş'e ki de. Ebru Gündeş'e hadise farkı diyorsun. tabii ki de tabii oradan ki de. Oradan gol attı değil mi oradan tabii aslında? Gol atıyor Ebru Gündeş. Evet. Değil evet mi? Öyle değil evet mi? Öyle öyle. Rezan'ın intikamı bir yerde. Ben bilmiyorum. Ebru siz diyorsunuz. Neden çekiniyorsun? Neden? Yok çekinmem. Niye çekineceğim? Korktuğun bir şey mi var? Yok. Yok değil mi? Ben hiçbir şeyden korkmam. Yani, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Ben arkadaşlar bu konuda bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi bu Raşan bu kadar parasının pulunu falan konuşuyoruz. Çok zengin falan diyoruz ama 28 yaşında sonuç olarak. Sonuç olarak hayatı tam anlamıyla daha yaşamamış. Şimdi Ebru Gündeş'i elde ettikten sonra, Ebru Gündeş'i karısı yaptıktan sonra etrafına sağa sola o taleplere cevap vermeye başlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Kendisinden ilgi isteyenlere dönüş yapabilir. Evet. Çünkü 28 yaşında. Yani. Niye? 28 Ebru Gündeş'i yaşında elde olunca ettikten sonra karısı yaptık. Nasıl olsa Ebru benim i̇şte elimde. İşte o yüzden Ebru Gündeş kolay kolay evlenmeyecek. Evlenmeyecek. Reza Zarrab'dan farklı bir senaryo olacağını düşünüyor musunuz bu ilişkinin? Yani ben açıkçası ilişki şimdi evet, ilişkilerden ben açıkçası çok benzer bir senaryo olacağını düşünüyorum. İlişkilerin yine dinamiğine aldatmalar yaşanacak yüksek ihtimal sizin dediğiniz gibi çok yaş farkı var. Çok. Sahnede gördüğü kadına hayran evet ama aynı eve girip birlikte olmaya başlayınca artık o kadın benim psikolojisine girip sağa sola gözler kaymaya başlayacak. Aynen. Yani şimdi bu kadar da ilerisini düşünerek de önümüzdeki şeyi de yaşayamayız. Geçmişini düşünüyorsun da ilişki kuracağını erkeğin. Geçmişi düşünürüm. İlerisini niye düşünmüyorsun? Lazım. Yani ilerisini belki o kadar ilerisini düşünmek istemiyor. Var olan mutluluğunu yaşamak istiyor. Bir de böyle bakalım. O zaman ileride kaybedebilir. Gelecekte kaybedebilir. Yani belki de bilemiyoruz ki kim kimi kaybeder, kim kimi kazanır Bilal Beyciğim ya. Ya bilemiyoruz demek en kolayı. Tecrübeler, yaşadığın, senin de yaşadığın ve şahit olduğun tecrübelere dayanarak. Şu an Ebru'ya doğruları ne şekil söyle. Şu an Ebru'ya ne şekil hitap ettiğini bilemiyoruz. Ebru onda bir şeyler bulmuş, bir mutluluğu yakalamış ki şu an o da gözü kapalı bu ilişkiyi yaşıyor. Yani varsın Ebru'da nasıl mutluysa öyle yaşasın. Belki de
şu an an da önemli Bilal Beyciğim ya. Anda mutluluk da önemli. Yani biz hep bugüne kadar hayatımızda biz bazı yani biz kadınlar, akıllı kadınlar diyelim. Hep böyle ilerisine düşüne düşüne var olan mutluluklarımızı da kaybetmedik mi? Ya anda kalmayı, anda yaşamayı da bilmek lazım. Şu an mutlu mu mutlu? Mutlu olsun. Mutlu. Yani işte evlilik kararından sonra o anda kalma flört kısmı geride kalıyor ya. Bunlar. Bence evlenmeyecek Ebru. Evet demiş. E diyebilir. Allah Allah. O zaman kabul etmeyeceği insana niye evet desin ki? Bir kendince bir açık kapı bırakmış olabilir. Ben katılıyorum. Hmm. Çok akıllıdır Ebru Gündeş. Yani. Pınar'a burada katılıyor. Bu evlenirse dördüncü evliliği olacak Ebru Gündeş'in. 1990 yılında 16 yaşındayken iş adamı Hamdi Vardar'la evlenmişti. 1,5-2 ay Avrupa'yı gezdiler falan. Adam çok zengindi, Belçika'da yaşayan. Sonra 2 sene boyunca birbirlerinden ayrı evlilik sürdürdüler ve Ebru Gündeş ünlü oldu ve boşandı. İkinci evliliğini kimle yapmıştı? Avukat Ömer Durak'la yapmıştı. 2 sene flörtten sonra evlendiler. Sadece 6 ay evli kaldılar. Ve sonra üçüncü Reza Zarrab'la evlendi. 11 sene evlilik sürdü. 5 yıl, 5,5 yıl bir aradaydılar. Sonra Reza'nın durumunu biliyorsunuz. Ben Reza'nın çocuğunu alacağını alma talep edip de bunu başarabileceğini zannetmiyorum. Yok yok ya. Reza kendi derdine yansın yani. Amerikalılarda ben aldığım duyuma göre öyle yani eski parası pulu kalmıyor. Yani şeyi de yok artık eski o yapacağı havası da kalmış. Yani başka bir ülkede köşeye yaşayan... sıkıştırılmış kalmış biri. Evet, çocuk niye başka bir ülkeye gitsin ana vatanı varken? Devlet bırakmaz ki çocuğu korur canım. Yani ana vatanında annesinin yanında kalsın diye. Ebru burada ayrılsa bile evlense bile Ebru Türkiye'de yaşarsa evlenebilir tabii ki de. Onu mahkeme vermez Reza'ya. Çünkü Reza vatanı satmış bir insan. Orada CIA ile FBI ile ilişkisi olan bir insan Reza. Bir vatan hainine, bir casusa herhalde bir çocuk emanet teslim edilir mi? Teslim edilir onu mi? Da geçtim. Mümkün değil yani. Madem öyleyse Reza Ebru Gündeş'i boşamadan önce düşünecekti. Çocuğu olduğunu, çoluğu mümkün olduğunu. Mümkün değil. Tabii. Yani mümkün artık değil. Ne onu ilgilendirmez Ebru yani. Ebru Gündeş hayatında nasıl bir ilişki olursa olsun Reza'ya çocuğunu vermez mahkeme diye düşünüyorum. Vermemeli de. Vermez. Bugün de işte ne yapar ne eder buna müsaade etmez. Tabii etmez, canım. Etmez.